que nous demandons des cessez-le-feu. C'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière. Eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu çağrısı üzerine tartışma yeniden alevlendi. Dünyada silah satış rakamlarını analiz eden Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI, İsrail'e silah göndermeye devam eden ülkeleri ortaya çıkardı. Buna göre Tel Aviv'in başlıca silah tedarikçileri ABD ve Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi birçok Avrupa ülkesi ise savaş malzemesi satışlarını askıya aldı. Ancak buna rağmen araştırma, İsrail'in son 10 yılda silah ithalatını büyük ölçüde arttırdığını ortaya koydu. Öyle ki son 5 yılda ülke dünyanın en çok silah alan 15. ülkesi oldu. İsrail bundan önceki 5 yılda ise listede yalnızca 47. sırada yer alıyordu. SIPRI'ye göre 2019-23 döneminde İsrail'e silah satan ülkelerin lideri ABD. ABD, Almanya ve İtalya İsrail'e en çok silah tedarik eden ilk 3 ülke. Diğer 3 büyük ülke İngiltere, Fransa ve İspanya ise askeri bileşenler, mühimmat veya hizmet sağlamaya devam ediyor. İlk 10 ihracatçı ülke içinde yer alan Rusya, Çin ve Güney Kore ise İsrail'e herhangi bir silah tedariğinde bulunmadı. Listede 10. sırada İsrail'in kendisi yer alıyor. Uçaklar, zırhlı araçlar, füzeler ve gemiler dahil olmak üzere çeşitli büyük silahlar tedarik eden ABD, İsrail'in silah ithalatının %69'unu oluşturuyor. Dünyanın 5. büyük ihracatçısı olan Almanya, İsrail'e askeri destek konusunda ABD'nin hemen arkasında yer alıyor. Almanya bu ihracatın %30'luk dilimini karşılıyor. Almanya çoğunluğu deniz kuvvetlerinde olmak üzere İsrail'in silah ithalatının %30'unu gerçekleştirir. Sevkiyatın %81'ini fırkateynler, %10'unu torpidolar, geriye kalan %8,5'ini ise Gazze Savaşı'nda da kullanılan zırhlı araçlar oluşturuyor. Fransa, İtalya ve İspanya, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal etme riski nedeniyle hukuki ve siyasi baskılar sonrasında İsrail'e yeni ihracatları onaylamayı durdurdu. İtalya ise 2019-23'te İsrail'in büyük silah ithalatının %0,9'unu oluşturdu. İhracatlar arasında hafif helikopter, Almanya tarafından sağlanan fırkateynler için kullanılan deniz topları ve ABD yapımı F-35'lerin yedek parçaları yer alıyor. Roma hükümeti 7 Ekim 2023'ten sonra Tel Aviv'le sözleşme imzalamayı durdurdu. Sene başında Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıyan Madrid'de silah sözleşmelerini sonlandırdı. İngiltere 1970'lerden bu yana İsrail'e büyük miktarda silah ihraç etmedi. Bununla birlikte Birleşik Krallık, İsrail'e F-35 savaş uçağı bileşenleri de dahil olmak üzere uçak, radar ve hedefleme ekipmanı gibi çeşitli sistemler için bileşenler sağlıyor. Ancak İngiltere Ticaret Bakanlığı kararıyla savaşın ardından ihracatı durduranlardan oldu. SIPRI verileri Macron'un biz İsrail'e silah vermiyoruz dediği Fransa'nın 2019-23 arasında İsrail'e herhangi bir büyük silah ihracatı yapmadığı bilgisini doğruluyor. Fransa'dan İsrail'e en son büyük silah ihracatı 1998'de gerçekleşti. Ancak Fransa, ithalatın %0,2'sini kapsayan oranda silah bileşenleri tedarik etmeye devam ediyor. Filistin devletini resmen tanıyan İspanya hükümeti ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e silah satışına izin verilmediğini açıkladı. Şimdi İsrail'e silah sevk eden ülkeler üzerindeki baskı giderek artıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 18 Eylül 2024'te İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı varlığını gecikmeden sona erdirmesini talep eden kararı, İsrail'e silah satan ülkeler üzerindeki baskıları arttırdı.